Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan'la birlikteyiz. Önder Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeni seçildiniz bu arada. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. 3 Aralık'ta genel kurulda Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayız. Seçildikten sonra biliyorsunuz seçim atmosferine girdik. Bu noktada da İstanbul'da sahaya çıktık. Sahada olmamız gerekiyordu. Belediye başkan aday adaylarımızla, meclis üyesi aday adaylarımızla ve de muhtar adaylarımızla ilgili bir çalışma yaptık. Yaklaşık İstanbul'da 55 tane meclis üyesi adayımız var. 12 tane belediye başkan adayımız var. 25 tane de muhtar adayımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sahada yaptık. Meclis üyelikleriyle alakalı Allah nasip eder ki salı gün bunun meyvesini yiyeceğiz inşallah. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Konfederasyonla alakalı Mustafa Can Başkanım'la görüştük. Bu noktada biz İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak 941 delegesi olan 136 tane derneğin bağlı bulunduğu İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz ÇANDEP olarak. Tabii bu konfederasyona katılırken federasyon başkanı olarak 9 birlikten oluşuyor bizim federasyonumuz. ÇANDEP'in çıkarları doğrultusunda hiçbir oluşuma sıkıntı yaratmayacak şekilde konfederasyona katılma çalışmasını bir komite kurduk. İsmail Kılıçarslan başkanlığında birlik başkanlarının içinde olduğu, avukatın da içinde olduğu güzel bir komite kurduk ve 3-4 toplantıyla da birlikte bugün buraya sağlıklı bir şekilde elimizde listemizde geldik inşallah. Konunun takipçisi olacağız. Biz de İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak kendi açımızdan bir sıkıntı görmüyoruz. Yani siz konfederasyona katılmak için sanıyorum benim kulislerden aldığım bir delege sayısının artırılmasını mı istiyorsunuz? Şöyle bir durum var. Ercan kardeşim, neticede ne kadar da federasyon başkanı olursam olayım 9 tane birliği temsilen bu yapının sahibi birlikler biliyorsun. Birlik başkanların içinde olduğu, avukatın içinde olduğu güzel bir komisyon kurduk. 3-4 kere İstanbul'da toplandık ve bizim olmazsa olmazlarımız var bu noktada. Buraya gelen federasyon olarak net gelen federasyon İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu. Biz geldik, sıkıntı yok bizle alakalı. Tabii biz ona isteklerimizi sunacağız. Kabul gördüğü durumda delege listemizi ondan sonra sunacağız. Şu var, Mustafa Can Başkanım Çankırı için, İstanbul için bir değer. Bunun çıktığı yolda bizim için zaten İstanbul'da beraberiz, görüşüyoruz. Bu noktada bir sıkıntı görünmüyor bizim açımızdan. Biraz önce bir konuşma yaptınız. Konuşmanızdaki dikkat çeken konulardan birisi de biz bir parti hariç hangi partiden adaylar olursa olsun destekleriz dediniz. Mesela İdris Şahin Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu İstanbul'da. Onunla ilgili de destek açıklamanız olacak mı? İllaki olacak. Biz şunu yapıyoruz Ercan Başkanım. Sahada dediklerimizi sahada yansıtıyoruz. Bu 3 Aralık'tan itibaren bunu takip ederseniz görün. Herkesin bir siyasi görüşü var. Federasyon başkanlarının siyasi görüşü olmamalı. Siyasi görüşlerini, rozetlerini cebinize koyup biz buraya ÇANDEP rozetimizi taktık. Malum parti hariç ben zaten genel merkezlerine, belediyelere, ilçelere gidiyorum zaten hemşehrilerim. Bu noktada sıkıntı yok Allah'ın izniyle. İdris Şahin Başkanımın adaylığını dün sosyal medyadan öğrendim. İdris Başkanımla bizim hukukumuz farklı. Tabii biz İstanbul'da da üzerimize düşeni yapacağız. Biz sözde değil, lafta değil, icraat yapacağız Allah nasip ederse. İdris Başkanıma Çankırı Dernekler Federasyonu olarak sahada göreceksiniz, sosyal medyadan takip edeceksiniz. Biz federasyon olarak üzerimize yapacağız. Biz hemşehrilerimizi şucu buzu diye biz ayırırsak ondan sonra işte Ankara'da 350-400 bin diyoruz. İstanbul'da 270 bin diyoruz ama bir belediye başkanımız yok. Yani başkan aday, belediye başkan yardımcılarımız yok. Bizim buralarda çoğalmamız lazım. Bu STK'cılığı bir de layıkıyla yapmamız lazım. Biz bu noktada yola çıktık. Sizden İstanbul'da bir röportaj da yaptığımızda doğru birdir. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Biz samimiyetimizi ortaya koyacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. Şunu yapmamız lazım. Çankırı Dernekler Federasyonu konfederasyonla birlikte hemşehrilerimizi siyasi partilerin işlerine sokmamız lazım. Biz o noktada biraz sıkıntı çekiyoruz. İnşallah bunu zamanla başaracağız diyorum. Teşekkür ediyoruz. Çankırı diasporası güçlü bir Çankırı Birliği'nin sağlanmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu noktada söyleyeyim. İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak bizde bir sıkıntı yok. Biz konfederasyonumuzun yanındayız. Tabii ilkelerimiz var.
şeylerimiz var. Bu noktada ben olarak, federasyon başkanı olarak Çankırı'sıyla, Ankara'sıyla, İzmir'iyle nereye çağırırsa da geleceğim. Tabii üzerimize düşen ne gelirse onu yapacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.